iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üstünden nereden baksanız bir 3 aydan fazla zaman geçti ve ben de satışa çıkar çıkmaz satın aldım. Kırıyorlar. ikinci kattan atıyor. Aa kırıldı diyor. E kırılır abi. Varsa 100 bin liralık telefonu ben kılsız kullanırım diyen bir delikanlı. O artık şöyle dikine bir yere düşerek böyle birkaç kere yuvarlandı. Bir, koydum kaldırma çarpıp dağıldı. <laughs> bir yazılım güncellemesiyle düzelecek dediler ama düzelmedi gördüğünüz gibi. Ben unutmuşum. Tim Cook benim abonemmiş galiba arkadaşlar. Şimdi gelelim alınır mı konusuna ve önerilerime. Evet kanalımın yepyeni bir videosuna da daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üstünden nereden baksanız bir 3 aydan fazla zaman geçti ve ben de satışa çıkar çıkmaz yaklaşık bir 80 bin lira bayılarak bu gördüğünüz cihazı satın aldım. Ha işte herkese sponsor gidiyordu. Sen niye kendi paranı da verdin aldın öyle alsaydın diyebilirsiniz. Açıkçası bu şekilde almamın sebebi uzun kullanım sonrasında yapacağım bu videodaki eleştirilerimi çok daha rahat ve çok daha şeffaf bir şekilde anlatmak istememdi. İşte beklediğimiz gün geldi. Hatta bu videodan sonra muhtemelen Apple sponsorluğunu da ömrümün sonuna kadar kaybedeceğim gibi geliyor. Olsun ama en azından en doğru ve en açık bilgiyi size aktarıyor olacağım. Uzun ve bol bol deneyimi anlattığım video olacak. Yani kullanmış kadar olacaksınız diye düşünüyorum. Ama tüm bunları gördüğünüz gibi yeni kanalımda yapıyorum. O yüzden 100.000 olma yolunda bana yardımcı olur ve kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak kamerayla başlayacağım çünkü birçoğumuz iPhone telefonları alırken öncelikle kamerayı göz önünde bulunduruyoruz. Bunu kabul ediyorum. Gerçekten güzel bir kamerası var arkadaşlar. iPhone serisinin uzun zamandır bu konuda çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Örneğin 13 Pro Max'in kamerası dönemi için gerçekten çok iyiydi. 14 Pro Max'te bu biraz daha ileri taşındı ve 15 Pro Max'te kusursuz hale getirdik deniyor. Öyle mi? Bence değil. Örneğin ana kamera 14 Pro Max'te 48 megapiksel çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahipti. Özelliklerin tamamını tek tek söylemeyeceğim. Bu videoda çok fazla teknik olmayacak ama yine de yanda görüyorsunuz. Arada hiçbir fark yok. Yani kağıt üstündeki verilere baktığımızda çok farklı bir geliştirme yok gibi görünüyor. Bir tane var aslında. Telefoto kamera çok değişti. O da iPhone 14 Pro Max'te 70 mm'yken şu anda 120 mm olan odak uzaklığı. Bu da şu anlama geliyor. Artık 5x optik zoom yapabileceksiniz. Şimdi bu 5x optik zoom olayı olabildiğince iyi çalışıyor. Bunu ben günlük hayatta da işte fırsatım oldukça denemeye çalıştım sizin için video çektim şu anda zaten görüyorsunuz ekranda. Yani bana kalırsa 14 Pro Max'te 3x'ti. Şimdi 5x yaptık denince ben böyle şey oluyorum. Hani eee falan oluyor. Çünkü S23 Ultra'da şu anda 10x optik zoom yapabiliyoruz. Yani senin rakibin 10x'e kadar ulaşmış. Sen burada 5x yapıyorsun ve çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Ha Apple'a soruyorlar bu arada neden siz de 10x yapmadınız diye. 5x daha stabil çalışıyor dediler. Okey doğrudur kabul ediyorum ama şimdi yarın 16 çıkacak. Bunu 10x yaptık diyeceksiniz. E demek ki yapabiliyorsunuz. Yani iki kamera arasındaki farkın gerçekten 3x'den 5x'e atlamış bir optik zoom olması bir fiyasko gibi geliyor bana. Bunun yanında ya yani 5x'i çok fazla yermeyeceğim çünkü fena çalışmıyor. Sadece düşük ışıkta kötü yani kötü buna tam bir kelime bulamadım ama Işık ışık ışık iyi değil bence. Onu da söyleyebilirim. Hatta bir konserde farklı ışıklar varken bir video çekmiştim. Onu da şu anda görüyorsunuz yani yeterince verimli çalışmıyor diye düşünüyorum. 5X'i gördüğümde en çok nerede işe yarar diye düşündüm. Sinematik çekimlerde muhteşem sonuçlar verir diye tahmin ediyordum ama sinematik çekimde bilin bakayım ne yok? 5x zoom yok. Yani şimdi ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Ama yani normal kullanıcı için bunlar çok büyük farklar yaratmayacaktır. Ha siz derseniz ki ben şekil şuklu çekimler yapmak istiyorum falan. Şöyle bir artısı var. Eskiden video kaydı sırasında kameralar arasında geçiş yapamıyorduk. Ama şimdi bunu rahatça yapabiliyoruz. Kayda girdikten sonra istersek ultra geniş açıya işte istersek telefoto kameraya geçebiliyoruz ve kaydımız kesilmiyor. Bu 15 ile birlikte gelen artı bir özellik. Ayrıca o çok anlatılan port modu da gayet iyi çalışıyor. Ek olarak alan derinliği yaratma konusunda hakkını yemeyeceğim. Bugüne kadar gördüğüm en iyi performansı veriyor. Bunun dışında arka kameradan aslında genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Öncekinden çok farklı olduğu için değil. Zaten iyiydi. Yine iyi. Yapacak bir şey yok. Yani okey benim için. Ayrıca video kaydında özellikle 4K 60 fps'de gerçekten güzel çalışıyor. Tabi şöyle bir sıkıntı var. Eğer uzun süre 4K 60 fps kayıt alırsanız ısınmaya başlıyor telefon. Bu ısınma anormal bir seviyeye ulaşabiliyor. Ona az sonra geleceğim. Fotoğraf konusunda da yine üst düzey bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Ha düşük ışığa geldiğimizde değil segmentinin bir alt segmentine dahil ederse yine de çok kötü bir performans verdiğini söyleyebilirim. Düşük ışık biraz sıkıntı. Şimdi çok arka kamera kameradan bahsettim. Geleyim ön kameraya. Bunu anlatmam çok zor. O yüzden size bir örnekle göstermem lazım. Bakın ön kameradan kendimi çekiyorum. Bu gördüğünüz bana biraz dikkatli bakmanızı istiyorum. Çekeceğim. Çektim. Giriyorum fotoğrafa. Çektiğim de aynı değil farkında mısınız? Daha karanlık. Yani bir şey var. Bakın gayet burada hani ışıklarımız, onlarımız, bunlarımız var. Evet yani aydınlık bir kez daha çekiyorum. Gördünüz mü? bir karanlık atıyor. Fotoğraf bir garip çıkmaya başlıyor. Bununla ilgili çok fazla kişi şikayette bulunmuş ve gerçekten doğru. Bunun çözümünün ne olduğunu söyleyeyim size. Buldum gerçekten. Araştırdım. Kamera ayarlarından işte ses açma tuşunu seri çekimi ayarlayabiliyorsunuz ya. Bu ayarı yapıyorsunuz. Bakın şimdi seri çekim yapacağım. Şu anda bayağı bir seri çekim yaptım. Bakın gördünüz mü? Bozulmadı. Yani koskoca iPhone 15 Pro Max'te ön kamera beni karartmasın diye seri çekim yapmak zorundayım. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar da en azından çözümünü söylemiş olayım. Bir yazılım güncellemesiyle düzelecek dediler ama düzelmedi gördüğünüz gibi. Çok fazla insan bu sorunu yaşıyor ve bence çok kötü. Ha şunu söyleyeyim ama işte Instagram'dır bilmem neredir yani sosyal medya platformlarının kameralarında bu kararma sorunu yaşamıyorsunuz. Kendi orijinal kamera uygulamasını yaşıyorsunuz. O yüzden ön kamera ile ilgili çok fazla olmuş şey söyleyemeyeceğim. Video, video bunların hepsinde problem yok zaten. Ama işte bahsettiğim o fotoğraf konusu bence çok çok büyük bir eksi. Şimdi şu kamerayı kapatırken isterseniz bir ısınma konusunu açıklığa kavuşturalım. Öncelikle bunu denemek için birkaç tane uygulama yaptım. İşte cihazımın ısısını ölçüyorum ardından yaklaşık yarım saat boyunca 4K 60fps çekim yapıyorum ve final ısısını şu anda ekranda görüyorsunuz. Ek olarak bir de oyun oynamaya karar verdim çünkü işte iPhone 15 Pro Max bildiğiniz gibi oyun konsolu olma yolunda da aslında büyük bir adım attı. En azından bugün bir başlangıç yapmış olsa da geleceğe dair büyük çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz çünkü belli ki amaç gelecekte sadece mobil cihazlar konusunda değil işte el konsollarında da bir yer sahibi olabilmek. Ha Bununla ilgili 15 Pro serisinde oynayabileceğimiz özel oyunlar çıktı. İşte Resident Evil Village bunlardan birisi mesela. Daha da çıkacağı söyleniyor. Ben mesela bunu bir oynamak istedim. Telefonu aldım karşıma. İşte Xbox Gamepad'imi taktım. Sonrasında geri çıkardım. Hani bana harici cihaz taktım. Ben o yüzden ısındım falan demesin diye. El aldım ve yaklaşık yarım saat boyunca oynadım. Şu anda hem başında hem de sonundaki ısısını görebiliyorsunuz. Yani kenarlara özellikle bu üst bölgesine ki ısınma zaten genelde bu tarafta yaşanıyor. El değmeyecek derecede sıcak oluyor. Değer tabii ki bu bir benzetme. Sadece cihazı konforlu kullanma şansınız kalmıyor artık. O yüzden hani anlıyorum ki piyasanın en iyi işlemcisini yaptık demelerine rağmen 15 Pro Max'i biraz darlarsam gerçekten sağlam bir ısıyla bana geri dönüş yapıyor. Bunu görebiliyorum. Ama şunu söyleyeyim ben mobil oyunları çok fazla seven biri değilim. O yüzden hani benim için bir eksi değil aslında. Çünkü günlük kullanımda işte Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta gezerseniz işte ufak tefek video çekimlerini falan hiçbir şekilde ısınmıyor. Yani o konuda hatta bugüne kadar gördüğüm en az ısınan telefon olduğunu da söyleyebilirim. Hakkını yemeyeceğim. Ha biraz üstüne giderseniz telefonun yani darlanmaya ve ısınmaya başlıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Isınmanın yanında A17 Pro işlemcinin gerçekten nimetlerini görebiliyorum. Çünkü okey ısındı kenarda ama oyunları en iyi grafiklere almama rağmen herhangi bir kasma donma yapmıyor. Yağ gibi akıyor yani bu konuda hakkını yemeyeceğim. Isınma sorununun da işte bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği söylendi. Ama bu ısınmanın sebebi iddiaya göre termal tasarım ve titanyum kaplamadan kaynaklanıyor. Yani eğer yazılım güncellemesiyle bu ısınma sorunu çözülürse bilin ki cihazın performansını düşürecekler. Ama işte bu çekimler, oyunlar bunların tamamı elbette bataryanın da batarya performansının da konusu. O yüzden isterseniz bir de ona geçiş yapalım. Öncelikle cihazda 4422 miliamperlik bir batarya var. Ben bunu daha önceki videolarımda da çok fazla söyledim. Bataryanın boyutu aslında şarjın ne kadar gideceğiyle çok fazla ilişkili değil. Yani cihazın hem işletim sisteminin hem de kullandığınız uygulamaların ne derece optimize edildiği bu konuda çok daha değerli. Çünkü işte yani 15 bin liraya satılan bir cihaz var mesela 5300 mAh batarya koymuş ama belki bunun yarısı kadar bile performans vermeyecektir. O yüzden batarya boyutuna bakarak çok fazla karar vermeye gerek yok. Ha bu konuda da çok fazla sıkıntı yaşamadım onu söyleyebilirim. Yani diyelim ki evden çıkacağım şarjım %80'den fazla herhangi bir tereddüt yaşamadan çıktım gittim evimden yani. Akşam geldiğimde de böyle ucu ucuna yetişmedi gayet rahat bir şekilde dönüm şarja takabildim. Yani bir günü rahatça çıkarıyor ama bir uzun kullanım deneyiminden bahsettiğim için şunu söylemem lazım. Şimdi ben İzmir'den İstanbul'a taşınalı bir buçuk ay oldu. O yüzden nereye gideceksen sürekli harita açmak zorundayım. Ve işte telefon ekranı, haritası açık önümde böyle duruyor. Haritalar çok fazla bende şarj yiyor. Yani şöyle düşünün bakın günlük hatta son 10 gün nasıl ekran kullanımı yapmışım bakın ortalama 5 saat 4 saat gibi bir kullanımım var. Bu arada bakar mısınız? Pazar günü ekran süren 28 dakika. Bunun sebebi de evimi su basmıştı arkadaşlar. Telefonla o gün hiç ilgilenemedim. Ama şöyle bakarsak genel kullanımda %28'i Google Maps yemiş. Yani inanılmaz bir oran bu. O yüzden hani Google Maps'i çıkarsak hani sizin kullanımınızı varsayarak söylüyorum benim gibi bir yol cahili olmadığınızı varsayıyorum. Google Maps'i çıkartırsak çok çok daha verimli olacak. Benim yaşadığım tek sorun aslında buradaydı. Ki ona rağmen de herhangi bir dert yaşamadım. Pil sağlığında yine burada görüyorsunuz iyileştirilmiş pil şarjını kullanıyorum ve şu anda %100'de. Bu da şu anlama geliyor. Herhangi bir bataryamdan eksilme olmadı. Ha şunları görmüştüm internette işte aldıktan bir hafta sonra iki hafta sonra 98'e 97'ye falan düşmüş. Bunu bilemiyorum çünkü ben öyle bir sorun yaşamadığım için hani herhangi bir deneyim kaynaklı söyleyemeyeceğim. Belki sadece bireysel olarak o cihazda sorun vardır. Onu da Apple bir şekilde çözecektir diye düşünüyorum. Ben genel olarak batarya performansından memnun olduğumu hatta en çok memnun olduğum belki tek baştan aşağı memnun olduğum şeyin batarya performansı olduğunu söyleyebilirim. Yorum size kalmış. Şimdi geçiyorum tasarım ve dayanıklılık konusuna. Bu ikisini de aynı başlıkla inceliyorum çünkü birbiriyle bağlantılı konular. iPhone 15 serisiyle birlikte artık titanyum kasalar hayatımıza girdi arkadaşlar. Titanyumun kullanılmasının sebebi de işte muadillerine göre hem daha hafif hem de daha dayanıklı bir yapıda olması. Aslında hafiflik konusunda karşılığını veriyor. Çünkü 14 Pro Max 240 gramdı. 15 Pro Max 221 gram. Yani arada 19 gramlık bir hafiflik var ki tabii ben bunu ele alınca anlayamam yani. Eğer terazi değilseniz anlayamazsınız ama adamlar en azından vaadini karşılamış. Onun dışında tasarım farkı aslında çok fazla yok. Yani arka kasa olduğu gibi 14 Pro Max neredeyse birebir. Ön tarafta yine aynı şekilde 14 Pro Max'in aynısı. Hatırlarsanız 11 Pro Max'ten bu yana işte bu kamera büyüye 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 her yeni telefonda bir kez daha önümüze geldi. Ama 14 ve 15 arasında böyle bir fark yaratılmadı arkadaşlar. Hem arka tasarım hem de ön tasarım birebir aynı neredeyse. Ha tabii işte bu aksiyon butonu değişti bildiğiniz gibi eskiden çıtır çıtır diye böyle sesi açıp kapatırdık. Aksiyon butonuna işte kamera ataması yapabiliyorsunuz, fener atayabiliyorsunuz. Ha ben yine böyle basılı tutuyorum, sesi kapatıyor, basılı tutuyorum, sesi açıyor. Yani bende bir şey değişmedi aslında ama en azından daha işlevsel bir hale gelmiş oldu. Farklı şeyler yapmak istiyorsanız da bunun için uygun bir yapıda. Ha çok gerek var mıydı derseniz bunu siz cevap verin yorumlarda. Aynı zamanda bu kamera büyümelerini ya da tasarım değişiminin işte aynı kılıfı farklı telefonlarda kullanmayı da önlemek için. Yani yeni kılıf satabilmek için değiştiği söyleniyordu. Mesela 13 Pro Max 14 Pro Max'in kılıfı çok yakın birbirine oturuyordu ama arada fark vardı. Rahat kullanamıyordunuz. 14 Pro Max'in kılıfını 15'e sokabiliyorsunuz ama biraz böyle şey oluyor. Telefon içinde yüzüyor gibi oluyor. Çünkü kenarları bir tık daha kavisli 15 Pro Max'in. O yüzden çok da rahat kullanamıyorsunuz ama yani düşünüyorum da şimdi kapitalist bir dünyada yaşarken her yeni telefonda aynı kılıfı kullanmak istemek fazla komünist bir düşünce gibi geliyor. Böyle bir sosyal mesaj vermiş olayım niye bilmiyorum ama ya bunu da beklemiyordum. Bu bir eksi puan değil yani benim için. Ama tabii ki bir kılıf almak zorunda kalıyorsunuz. Yani varsa 100 bin liralık telefonu ben kılıfsız kullanırım diyen bir delikanlı o artık helal olsun bir şey diyemem. Onun dışında genel tasarım olarak telefon benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani elimde bir iPhone tuttuğumda premium bir his yaşıyorum. Ama bu biraz da psikolojik çünkü dünyada ve özellikle Türkiye'de bir iPhone sahibi olmak sanki bir statü belirtisiymiş gibi bir hale geldi maalesef. O yüzden sahip olduğunuzda işte hani o sanki bir şey elde etmiş gibi hissediyoruz ve maalesef ki bunu kabul ediyorum ben de bu hissi yaşıyorum ama tamamen yalan olduğunu da kabul ediyorum ben S23 Ultra'yı tutarken de çok hoşuma gidiyordu yani öyle söyleyeyim ben herhalde büyük telefon seviyorum bu bar telefonları seviyorum ama yine de genel tasarım olarak bence güzel bir telefon şunu söyleyeyim aklıma gelmişken yani bildirim konusunda bir sıkıntı var arkadaşlar çünkü bildirimler geliyor yağıyor ben Android'deyken Apple kullanan arkadaşlar ya diyordum ki ya şu bildirimleri neden silmiyorsunuz falan yapıyordum bir sürü böyle bir açıyorsun aşağı iki hafta önceye kadar bildirim akıyor böyle niye silmiyorlar ki diyordum biz de çünkü hepsinin temizle var. Tak diye bir de çok kolay bir yerde Android'de yapabiliyorsun. Ama mesela bildirim geliyor. Tıklıyorum. Konuşuyorum arkadaşımla. Başkasıyla konuşuyorum. Arama geliyor ona bakıyorum. Başka bir yerden mesaj geliyor ona bakıyorum. Birkaç gün sonra böyle bildirimleri bir kaydırıyorum. Bakıyorum hala orada duruyor. Yani bunu neden silinmiyor? Neden gitmiyor? Anlamıyorum yani bu gereksiz yer. Yani titanyum olması da sağlamlık konusunda bence bir artı. İnsanlar bunu da eleştirdi. Böyle parmak izi kalıyor falan diye. Bu arada kalıyor. Yani gerçekten böyle bastırdığınızda parmak izinizin orada kaldığını görebiliyorsunuz. Ama zaten az önce dediğim gibi kılıfla kullanacağımız için böyle bir yaşamayacağız. Ha kılıfsız kullandığımda neden bu iz kalsın ki diyebilirsiniz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar 14 Pro Max'te çok daha fazla kalıyordu. Ben 14 Pro Max'te her dokunumda böyle üstüne başımı silip temizleyesim geliyordu yani. 15 Pro Max'te bu daha da iyi durumda hatta. Sağlamla dediğim gibi bir artı hiç düşürdüm mü derseniz iki kere bir elimden kaydırmış bulundum. Bir kere böyle ama yine kılıf varken şöyle dikine bir yere düşerek böyle birkaç kere yuvarlandı. Ama hiçbir yarası beresi, hiçbir çizgi kırığı yok. Bunu söyleyeyim. Diğerini de geçen hafta yaşadım galiba. Tam böyle ekran üstü düşecekken Refleks verdim ve telefona tekme atarak böyle sırt üstü düşmesini sağladım. Bunu bu arada eskiden yapmıştım. Bir tane E250 telefonum vardı yere düşecekti. Refleks verdim telefonda ayağıma oturdu. Tekmeyi bir koydum kaldırmadan çarpıp dağıldı. <laughs> yani bunda en azından öyle bir durum olmadı onu söyleyebilirim. Yani düştü birkaç kere ama herhangi bir dert yaşamadık. Ha şey var internette onları görüyorum böyle kırıyorlar. İşte ikinci kattan atıyor aa kırıldı diyor. E kırılır ha böyle bir şey yaparsan. ya yani Benim bu sağlamlık testi videolarında yaptığım gibi bir eziyet edersen telefona. Ona dayanacak hiçbir telefon yok. Bak, sağlam test dedin şimdi bir менә Çağdaş'la kardeşime buradan selamlar. Hatta bu kanala abone olursanız arkadaşlar gerçek bir gelir kazanmaya başlarsak inşallah öyle videolar da yapacağız. O yüzden yine abone video beğenme bir kez daha söyleyeyim. Ha 15 Pro Max ile ilgili gelen en büyük yeniliklerden birisi de birçok Android kullanıcısının yıllardır hayatında olan Type-C girişler. Bunu da lansmanda bakın biz ne yaptık Type-C koyduk oy falan diye anlatıyorlar. Ya abi sen mecburen koydun onu. Mecburen yani Apple mecbur olduğu için Type-C'ye geçiş yaptı. Bir lütuf değildi yani bu. Hatta Samsung bir reklam yapmıştı biz yıllar bunlardır bunu kullanıyoruz diye. Öyle. Ha ben bir de 15 Pro Max nasıl olacak 15 serisi nasıl olacak diye tahmin videoları yaparken demiştim ki <laughs> Apple düz ve plus işte ayrıca Pro ve Pro Max arasında bir ayrım yaratmaya çalışıyor ya acaba dedim düz 15 ve 15 plus'ta USB 2.0 kullanıp da 15 Pro ve Pro Max'te USB 3.0 kullanır mı? Sonra dedim ki ben buna inanmak istemiyorum. Umarım olmaz ama ben unutmuşum Tim Cook benim abonemmiş galiba arkadaşlar. Tam olarak dediğim gibi oldu. Ve düz 15 ve 15 plus'ta USB 2.0 var. Pro ve Pro Max'te USB 3.0 0 kullanabiliyorsunuz. Çok fazla teknik bilgiye sahip değilseniz hani 2.0 ve 3.0 belki çok fark yok diye düşünebilirsiniz ama yani 480 megabitle 10 gigabitten bahsediyorum. Aradaki fark 20 kat. 20 kat. Şunu göstereyim arkadaşlar size. Kutu içinden bu gördüğünüz kablo çıkıyor. Örgü bu kablo. Böyle farklı bir hissi var ama kablo yani işte. Şimdi bu kabloyu da anlatacak halim yok. Bunun amacı beni şarj etmesi. Ama 100 bin liralık şu anki fiyatı 100 bin lira olan bir telefonun içine koydukları ücretsiz kablo USB 2.0. Bari şunu 3.0 koysaydınız insanlar yani 100 bin lira para veriyor buna ya. Bu yani kelimeyle tam olarak ifade edebileceğim bir şey değil. O yüzden bir şey demiyorum. Benim iPhone 15 Pro Max ile ilgili yaklaşık 3 aylık deneyimlerim bunlardı arkadaşlar. Şimdi gelelim alınır mı konusuna ve önerilerime. Ben iPhone 15 Pro Max deneyimimi verdiğim parayı hesaba kattığımda net bir pişmanlık olarak adletmek istiyorum size. Çok parası olan varsa alsın. Ben güncel kalacağım. Verdiğim parada derdim değil diyorsanız alın yani en son çıkan telefonu işte yapının alın. Ha siz derseniz ki ben iyi bir Apple telefon kullanmak istiyorum ve verdiğim paranın da tam olarak verimini almak istiyorum. Ben bunu soran herkese 14 Pro almayı öneriyorum arkadaşlar. Daha büyük telefon seviyorsanız 14 Pro Max alın. İlla 15 alacağım derseniz 15 Pro alın. Yok ben Pro Max istiyorum derseniz de artık ne yapıyorsanız yapın. Ben diyeceğim bu kadar yani. Android kullanıcısıysanız da şu anda bence en iyi Android telefon S23 Ultra ve tartışmasız. Onun dışında da Honor'un amiral gemilerine bir göz atmanızı öneririm gerçekten. Benim düşüncelerim bunlardı. Eğer sizin iPhone 15 Pro Max ile ilgili bir sorunuz ya da video ile ilgili genel bir görüşünüz, fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Eğer video hoşunuza gittiyse o da bildiğince açık ve gerçekten şeffaf anlatmaya çalıştım size. Videoyu beğenip abone olsanız kanalıma çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.